arasında yapılmış. Hemen sağ tarafımızda İsmail Topdağ'ın evi var. Sol tarafta yine ön tarafta gördüğümüz daha sonra yapılan Cumaşah Cuma, Cuma Bey'in oturduğu evin hemen arka tarafı da buraya eklenmiş ve ilerliyoruz. Yani şu sağ taraftan içerisinde? oradan atmışlar. Evet. Ve işte Zehra'nın bulunduğu nokta hemen burası. Olacak iş değil değil mi arkadaşlar? Ve şunu de unutmayalım. Ee, çocuk bulunduğunda ölüm katılığı oluşmamış. Şevki Hocam Cuma günü dedi ki ölüm katılığı bir saat içinde e, oluşur. Oluşmaya başlar. Ee, yani oluşmaya Tabii. başlar. Burada ölüm katılığı da oluşmamış. Şöyle oluyor. E, çocuk kayboluyor. Aslında çocuk 12 civarı, 11.5 12 civarı kayboluyor. Tabii bir arama çalışmaları oluyor. Yaklaşık tam saatini de söyleyeyim. 17.56'da jandarmaya yani akşam 18 gibi jandarmaya haber veriliyor. Jandarma hemen geliyor ve bütün buraları arıyor. Zaten jandarma'nın ya da sizlerin bu çocuğun bırakıldığı yeri aramamanız mümkün değil. Hani yani evet. bir aradınız herhalde yani etrafını. Mümkün sanırım, değil. 3 defa aramış ama bu. Buraya baktınız evet, evet. mı? Bizzat baktınız. Evet ben amca sorarak bir de şey... İmam Dağbaşı'la beraber jandarmayla aramışım ben. Jandarma da diyor biz burayı aradık. aradık Çünkü aradık, zaten aradık, hani yok. aranmayacak bir yer değil. İlk bakılacak yer. O zaman o saray <laughs> da yok yani o evden çıktığın zaman direkt bakacağın orası. Orada da yok. Sonra jandarma gece orada bekliyor. Güvenlik önlemi alıyor. Gece görüşlü. Araçla bekliyor. İçeriye giren çıkan olmasın diye bekliyor. Sonunda bakıyorlar ki o sırada e, jandarmanın şüphelendiği bir şey daha oluyor. Sizlerden artık hani kimler bilmiyorum buraya bir araba gelmişti işte eşya satıyorlardı çocuğumuzu hurdacılar katır, kaçırmışlardır diye. E, yani çok klasik değil mi yani gerçekten bu tip kayıplarda hep gördüğüm bir şey hurdacılar kaçırmıştır deniyor. Jandarma inanmamasına rağmen o hurdacıların da peşine düşüyor ama yine de o bölgeden hiç ayrılmıyor. Bakın burası çok önemli hani giren çıkan var mı yok mu onu görmek için. Sonunda e, tabii daha arama izni falan çıkmamış ama işte birisi zaten ikisi babanın evi bir tanesi amcanın evi. Jandarma komutanı diyor ki ben sizin bir evlerinizi arayayım bakayım. Ondan sonra tabii onların rızasıyla onlarla beraber aranacak. İşte o arama çalışmalarında 11.30 gibi jandarma komutanı arayacağım diye 11.45'te çocuğun cesedi orada bulunuyor. Yani kuvvetle muhtemel bu çocuk oradaki 3 evden birindeydi. Jandarma arayacağım dediği noktada çocuğu boğarak öldürmüşler. Ee, evde bulunan yani onun araştırması yapılmış, Hı. sizin evinizdeki diğer e, pamuk çuvalıyla aynı dokuda olan aynı şeyde olan o çuvalın içine konulmuş ve sizin evinizin önüne bırakılmış. Konu bu aslında. Şimdi e, ve, ve o gün hiçbir yabancı bu eve gelip giden yok, değil mi? Yani konu komşulardan falan gelen olmuş Hayır. ama evet yani böyle öyle falan, plan... neyle falan filan. Özel yok, yok, olarak hayır, hayır, geleni giden hayır, yok. yok. Çocuk bu üç evden birinde saklanmış. Sabaha kadar kaybolduktan sonra yaklaşık işte 24 saat falan saklanmış. 16 saat saklanmış. Jandarma hadi evinize bakacağım dedikten sonra da cesedi de bulan sizsiniz. Evet. Peki e, şimdi ben tutanakları okudum. Şöyle bir şey söyleniyor. Siz mi buldunuz? Yok ben. İsmail Bey buluyor. Evet. İsmail Bey amca. Amca evet. E, öz amca yani Halit Bey baba onun evet. e, erkek kardeşi. 70 doğumlu o da. Bundan altı sene öncesinden bahsediyoruz. Onu da altını çizelim. Siz buluyorsunuz. Tutanaklar'da şöyle bir şey yazıyor. Ben de mesela arama çalışmalarına baktığımda şunu görüyorum. Jandarma tabii sizin rızanızla arıyor. Evet. E, arama izni falan henüz daha çıkmamış sabahın körü. E, siz jandarmadan ayrılarak buraya gidip bulmuşsunuz. Niye bir saniye ablam. Bir saniye ha? önce beraber arıyorduk. Bıkkırcalıyorum yani. Tuvalet orada o gösterdi bu yeri var ya orası hı. eskiden tuvalettir yani. Hı hı. Arkasında gene bir duvar var yani. Bu tekerlerin bulduğu yer. Hı hı. Baktım çuval duruyor orada. Ya dedim bu çuval ya, yok. Baktım böyle elimle tuttum. Baktım cesedi buldum yani zararının cesedini. Yani siz jandarma ile beraber yürürken orada. yani, bağırtım, çuvalı buldunuz. hemen geldi yani. Ha. o odayı aradık benim evimin içinde aradık eski evim. Arıyoruz. Ben çıktım oradan. Arayarak çıktım. Tuvalete baktım. Arka, arka kısmı orada yani odulluk modulluk vardır o zaman da. Bir baktım çuval orada duruyor yani. Ama anladığım kadarıyla çocuğu bulduğunuzda burası böyle açık o lastiklerin durduğu gibi açık değil. Değil. Değil odulluk var. Yani, yani. öyle yürüdüğünüz zaman Yok. gözünüze çarpmıyor. Yok. Siz oraya yöneliyorsunuz. Evet. evet. Eskiden tuvalet var yani. He. Yani duvar var yani. yani evet. arkasında duvar var bir de odulluk var. Orada koymuştuk. Bir bakıyorum, hatta odurluk, çadırlar... Peki i̇şte siz niye oraya yöneldiniz? Yani ne oldu böyle? Böyle Allah'tan gelmiş ablam. İçinizde doğdu. Evet, içimden doğdu yani. Yani ben askerle, İmam Dağbaşı ile beraber gece iki 3 defa aramıştım. Misafirlerim var, dayılarım var, odalarım hepsi doludur i̇şte yani. Anladım, zaten aramıştınız ya. Evet. Jandarma ile beraber avluya girdiniz. Aslında jandarma ilk olarak sizin evinizin o tarafa bakacak. Do doğrudur. Siz jandarmadan ayrıldınız, çuval görülür vaziyette değil. Yani nereden aklınıza geldi oraya bakmak? Ben şey, çadırı kaldırarak yani bakıyorum. Orada odunluğu kapatmış gay. Evet. Çadırları. Kaldırıyorum bakıyorum, çok kaldırıyorum bakıyorum. Bir baktım çuval göz önünde bulunuyor yani. Saklı değil yani. Atılmış. Baktım çuvalı böyle tuttum. Bayan ceset gözüktü. Hemen bağırdım. Dedi uzaklaş. Dokunma. Jandarma hemen Sen aramadın. bu cesedi bulduğun yere doğru giderken evet. özel olarak jandarma artık aramayı bitirmiş. Hayır yok, da... yeni giriyoruz. Devam ediyor. Evet evet arıyoruz. Peki arkandan jandarma da o mıntıkaya geliyor muydu? Evet evet. Evet. Ha, yani sen bulmasaydın da evet, zaten jandarma arıyoruz yani. gelecek diye. Evet, Önce evimden başladılar. Tutanakta bir yazılan şu, şimdi arama çalışmalarında biliyorsunuz jandarma girer, <laughs> Siz de evin sahibi olarak arkada durursunuz. E doğru. Evet. E doğru. Yani neden durursunuz? Çünkü daha sonra jandarma bir şey imzalatıyor. Bak bir şeyini çalmadık, etmedik, kırmadık, dökmedik. Evet. Yani çalmadık yazmaz da ya zaten yani öyle bir şey düşünülmez. Zarar, gibi verdi. zarar, verdi. zarar vermedi olmadı, falan zaman. diye bir şey imzalatır. O nedenle jandarmada muhtar da vardır belki ya da imam e doğru, vardır doğru, bir şey doğru. birisi vardır. Jandarma da onunla beraber ev sahibiyle beraber evet. oraya girer. Şimdi yazılan şu. Yani hep beraber jandarma başka bir bölgedeyken niye İsmail Bey ayrıldı da gitti direkt oraya? Evet. Yani konuşulan konu olmuş. Ben onun için sordum. Yani İsmail Bey ayrılmasaydı jandarma o istikamete de gidip bakmak durumunda mıydı? Gidecek, ama bakacak ama mesela önce eve bakacaktı, evet. evi arayacaktı. Sonra evet. avluya bakacaktı. Yani Belki dönüşte ya, görecekti. Tamam. Ben, evet. yani... Bir şey soracağım beyefendiye. Şimdiki şu bir ket bölme var. Evet. O zaman da o bölme var mıydı? Var, fakat o duvara kadar yani, bak o topraklı var ya, oraya eski, kadar. Eski toprak. Ev evet. vardı. Kerpiçler yok. Evet, Kerpiçler yoktu yani. Peki siz orada e, bir tel varmış hmm. ve o temi, teli çamurla sıvamışsınız. Ne zaman sıvadınız onu? Hangi tel? Orası bahçe yapıyoruz yani. Ha, bahçe yapmış. Anladım. Bu cinayetten önce mi sıvadınız, sonra Aslında mı sıvadınız? Aslında önceden önce vardı Benim yani. O çamurla sıvama. Evet. Sonrasında sıvamışsınız galiba. O pencereleri diyorsunuz. Ha, ha. Heh, ben jandarmaya dedim. Ha. Ben şahsam dedim jandarmaya. Dedim böyle böyle komutanım. Ben bu takaları çamurla kapatacağım. Cinayetten sonra? Evet. Neden? 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 Şüphe oldu korkumdan yani. Bir şey getirir yani. Ayakkabı yok bir şeysi yok. Yani gelir bir şeyler atar yani benim evimden. Daha sonra cinayetten e, sonra evet. sizin bahçenize başka birisi bir şey atmasın diye. Evet budur dava budur. Kimden cenni. şüphelendiniz? Kim atar diye Vallahi şüphelendiniz kimse o Vallahi kimseden şüphelenmedim. Hiç kimseden evet. şüphelenmediniz. Evet. Ve efendim şimdi çocuğun ayakları bulunduğunda çıplak. Evet. Kadriye sen bilirsin en son sen gördün. Evet. Kadriye e, ayağında terlik mi vardı ayakkabıyla mı gezerdi? Terlik var hatırlıyorum. Terlik var. Terlik var. Şimdi çocuğun terlikleri daha sonra bulundu mu? Yok. Yok, yok bulunmadı. Aslında bulun. bir sürü kardeşler yani biri birini de giyer yani. yani Ondan emin miyiz? Eminiz. Çünkü bir, bir karışık olabilir. Emin değilim karışık ben. Karışık olabilir.